Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben Şimşek'im. Ben ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım. Ha, şu videoyu izleyecektik. Diyarbakır'da bir astronom. Bakalım, merak ettim. Ben 140 Jones'un videolarını seviyorum. Şöyle yapayım. Itıcım ve kedicikleri. Bir gün işten çıkmışım, eve geldim, yine böyle sırt üstü uzanmışım. Birden gökyüzündeyim. Dünya, ay, ben burada, güneş arkada. Etraftan loş, böyle karanlık, renkli böyle gaz bulutları gibi şeyler, renkler, yıldız kümeleri falan. Kendime geldi, gözümü açtım, vücut kemik gibi. Bu rüya değil, bir anlık bir düş değildi. Buna ne isim verilir? Neydi bu? Ha, sonradan düşündüm. Astra seyahat gibi bir olay. Ondan sonra ardı arkası kesilmeyen artı sorular, sorulara çizimlerle gir baba diyor. Gel baba diyor. Biz ona götün açıkta kalmışlarız ama. Astra seyahat. Benim adım Abdülkadir Topkaç. Ben Diyarbakır'da Gözegöz köyünde doğdum. 1954 doğumluyum. Sadece ilkokulu bitirebildim. Mesleğimiz fırıncılıktı. Simit üzeri çalışıyorduk. Simidi de biz geliştirdik. Çok şükür yetiştirdiğimiz işçiler de hepsi şimdi mekan iş sahibidirler. 1991'in 7. ayına itibaren de astronomiye geçiş yaptım. Ondan sonra bugüne kadar da tasavvufu astronomi öğrettim. Güzel balmış. Ondan sonra bir ahlak haline geldi bana, bir alışkanlık haline geldi bana. Kendi kendime soru soruyorum ve cevabını kendim veriyorum. Kendi kendime soru soruyorum, cevabını kendim veriyorum. Bu da bir alışkanlık haline geldi derken 15 sene sonra. Dayı kaç senedir içiyormuş acaba ya? Kaliteliymiş harbiden. Tabii konular değişiyor ya sürekli, işte ben kim? Ruh nedir? Can nedir? Nefs nedir? Bedende kaç tane ruh var? Temel ruhlar hangileridir? İnsanın bedeninde ne vazifeleri var, ne görevleri var? İnsan ile maneviyat arasındaki olay nasıldır? Ruhun hızı tespit edilebilir. Gir, girebildiğin kadar 15 yıl. Astronomiye geçişimde ayın dünya çevresindeki dairesel dönüşünün dairesel olmadığını, 92'nin ikinci ayında onu çıkardım ve NASA'ya bildirdim. NASA bunu doğruladı. Hani biz diyoruz ki ay dünya çevresinde dairesel dönüyor. Değil. Yay şeklinde. Ulan kıvrı gibi. Hürriyet gazetesi, İstanbul Hürriyet gazetesine gönderdim. Oradan İstanbul Üniversitesi'ne götürdüm. Sitlemediler. 5 profesör o çizimin aynısını bilgisayarlarla ders kitaplarına kaydetti. Evet. Alttaki yazı ne diyor? Ancak çok ileri düzeydeki astronomi kitaplarında görülebilen bu yörüngeyi yabancı bir literatörden aynen almışız diyorlar. Görürsünüz. Yabancı literatür. Benim de hareketim bu. Bak burada. Ben şimdiye kadar kimse de böyle bir çizim görür bile, astronomi çizimleri ben hiçbir kitaplarında görmedim. Bir tane gördüm, onu da ben göndermiştim. Onlar orada kayda almışlar. Kendi adlarını. Ama adamlar profesör, ben bir ilkokul mezunuyum. Bir fırıncıyım. Vay be! Ben bu çizimleri yapıyorum. Kalkıp bu çizimleri yaptığım zaman da adamın karşısına çıktığında adam diyor, sen kimsin? Evet, bu kadar değer, bu kadar çalışma, bu kadar emek verdim buna, bedel ödedim. 8 tane çocuk, bir eş. Hani kim, hiç kimse benim gibi böyle özverili bir şekilde bu olayların üzerine gitmedi astronomi. Astronomi. Hani konuştursalar var ya, insanlar çok ilginç şeyler öğrenir ama genelde rançların işine gelmiyor. Ki adam senden alıyor götürür, kendisi kendi babasının malıymış gibi anlatıyor. Anlatabilse de. Ben bunu kalkıp desem ki, o da kardeşim. Ve Cezir olayı
Galileo yanıldı, Newton yanıldı. Evet dediler ay, ama ay bir yanılgıydı. Aslında doğru bir yön de gösteriyor. Fakat bunlar yanıldılar. Doğruluk nedir peki? Ne bileyim artık bunları. Aslında bu konulara girmek isterken düşüncem içine çıkmak istemiyorum. Oğlum inanılmaz ya. Helal olsun vallahi ya. Sur olayları da işte buralarda başladılar önce. İşte hendekler kazıldı. Ondan sonra buradan kalkıp işte Hasırlı bölgesine geçtiler. Dört ayaklı minareden aşağı. Olaylar orada cereyan etmeye başladı. Zaten en büyük olaylar da orada oldu. Oralar artık hepsi yıkılıp dümdüz arsa haline getirdi. Olaylar da işte oğlum telefon etti, baba uçak biletini almış. Dedim gidip geleceğim. Ben gittim bir 15 gün kaldım, hemen sur olayları başladı, yasaklar başladı. Artık ben de gelemedim. Ondan sonra işte geldiğim zaman ev darmadan, teleskop, böyle şey, telefon, hepsi gitti. Tarih edilmiş. Ve böyle oldu işte. Ne yapalım? Aga be! İmkan verilse neler yapacak adam belki de. Ben hiçbir şeyime üzülmedim. Sadece teleskopa üzüldüm. Yani gerçekten de ben astronomide olmaz. Bizim olmazıdır yani. İlle de teleskop şarttır. İnsanı yönlendiriyordu teleskop. Jüpiter'in fırtına kuşaklarını görebiliyorsunuz. Uydularını görebiliyorsunuz. Birkaç tane uydusu. Satürn'ün şekil itibariyle görebiliyorsunuz. Çevresinde bir iki tane uydusunu görebiliyorsunuz. Sadece ayın yüzeyindeki kraterleri falan net olarak izleyebilirdiniz. Bu teleskopun bağlama kelepçesidir. Bunu kırmışlar. Zaten vururken kırmışlar. Bu da aynasıdır. Vurdukları zaman ayna fırlamış yerinden. Başka tarafa gitmiş onlar da. Vallahi maddiyeti de alamıyorum. Ben şimdi bir teleskop yani nereden baksan 4500 dolardan başka aşağı değildir. Bunun mümkün değil. Zaten müracaat ettim. Zarar ziyat tespitine müracaat ettim. Birbirlerine top atla. O dedi ona, o dedi ona git. Ona gittim, o dedi ona hadi değil, o bana gönderir. Öbürüne gittim, o dedi ona hadi değil. Baktım birbirine düşecekler, ben vazgeçtim. Ne yapayım? Oğlum içime taş düştü ya. Yapmış kapıyı. Hani önceleri hiçbir şeyi önemsemiyordum. Fakat bu son zamanda demek ki yaşlıktan olsa gerek. Bunları artık önemsiyorum ve uzaklaşıyorum düşüncede. Ve diyorum ki işte düşünceden tamamen uzaklaşmadan bu bilgiler bir yerlerde kayıtlara alınsın. Yazıktır. Tam metnine anlatılabilsin. Hani birileri için bir basamak oluşturalım. Onlar da gelin de bir başka basamağı oluştursunlar insanlar için. Böyle gereklidir. Ama yapan kimse yok. Allahümme sabrı ya Rabbi, çok şükür. Tasavvufta öyle bir konuma geldik ya. Onun beden üzerindeki hızını tespit edebilecek. Ben söylesem diyeceğim, sen deliksin be. İnanılmaz ya.
Gerçekten bu tarz şeyler için bir donate linki falan, böyle Kickstarter'lar oluyor ya şeyler için, oyunlar için. Onlar harekete geçildiğini ekşi şeylerden haber aldık. Gelişmeleri sizler gibi. İyi yapmışlar yardım kampanyası falan. Mükemmel ya. Abi video linkini atıyorum size. Ya bu kanalı takip edin. Gerçekten ben bayağı beğeniyorum. Bayağıdır takip ediyorum zaten. Bilmeyen çok kişi var. Mutlaka abone olun. Videolarını izleyin ya. O kadar güzel şeyler ki, insana başkalarının hikayelerini dinlemek, onun açısından bakmak insana her zaman çok güzel şeyler katar abi. O yüzden mesela diyoruz ya, insan iletişimi aynı zamanda bir insan için kendisine çok fazla artı yönde etki sağlayan bir şey. Şöyle ki, bir insanla dertleşmek bile, onun iyi bir dinleyici olmak, onun gözünden dertlerini dinlemek, onun gözünden bakış açısını dinlemek, empati yapmaktır aynı zamanda. Onun gözünden dünyayı görmektir. Ve belki de onun sorunlarını çözüm ararken kendi sorununuza bir çözüm bulursunuz ve kendinize çok daha karakter olarak artı yönde gelişmeler kaydedebilirsiniz. O yüzden bu tarz şeyleri çok yapan bir kanal 140 Journeys. Çok hoş. Kesinlikle takip edin. Maç bitti, 1-1 elendik. İnanılmaz. Feels Bad Man. Yusuf Artan. Ferit Inki, subscribe olduğunuz için. Şuraya bak. McQueen sıyrıldı. Şimşek McQueen'den inanılmaz bir hareket. Evet. Kaçao.